İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle 7 eminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de resmi gazetede yayınlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. 1 Kasım'da yürürlüğe giren düzenlemeyle 7 Emin otoparklarında hukuken haciz kalkmış olmasına rağmen halen otoparktan alınmayan araçlar satışa çıkarılacak. Ülke genelinde 7 Emin otoparklarında yaklaşık 1,5 milyon araç olduğu tahmin edilmektedir. Bu araçların bir kısmı ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış durumda olup üzerlerindeki haciz nedeniyle hurda işlemi yapılamadığından ayrıştırılarak ekonomiye geri kazanımı sağlanamamakta ve dolayısıyla her yıl yurt dışından 12,5 milyar dolarlık hurda alımı yapılmaktadır. Toplam 1,5 milyon araçtan yaklaşık 500 binin 20 yaş üstü olduğu ve bunların ortalama arabalarda 1,5 ton, otobüs ve kamyonlarda 20 ton olduğu düşünülürse %25'i kamyon ve otobüs yaklaşık olarak 8 milyar ton hurda toplanılacaktır. Ortalama 1 kilogram hurda fiyatının 9 lira olduğu düşünülürse 8 milyar ton hurdadan 72 milyar TL kaynak yurt içinde kalacaktır. Ayrıca satılan araçların biriken yüksek miktardaki motorlu taşıtlar vergisi tahsil edilmiş olacaktır. Satılabilir durumda olan yaklaşık 1 milyon aracın seri bir şekilde bekletilmeden satılması halinde ortalama 500 bin TL'den 500 milyar TL buradayla birlikte 572 600 milyar TL yani 21 ve 22 milyar dolar milli ve yerli ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Tasfiyesine karar verilen araçlar ve mallarda süreç 1 Kasım itibariyle başladı. Bu kapsamda haciz kararı kalkmış olup halen yedeminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek, borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine malı alması imkanı tanınacak. Tanınan hakların kullanılmaması durumunda ise sicile kayıtlı mallar ve diğer mallar kamu yararı gözetilerek kanunda belirtilen bedel karşılığında makine kimya endüstrisine devredilecek. Satış ve mülkiyeti devri durumunda elde edilen bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek ve belirtilen mallar makine kimya endüstrisinin tarafından devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisiyle çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek. Bu hamle ile uzun zamandır bir sorun yumağı haline gelen konular ise çözüme ulaşmış olacaktır.